Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah kardeşlerim. Arada kanalımızda bazen ilişi, bazen sunum, bazen de böyle yemek ve pasta tariflerimize devam ediyoruz inşallah. Kardeşlerim hemen yapabileceğiniz sizlere çok kolay bir tarifimiz var. Bakın bunlar için gerekli olan malzemeler birkaç tane muzumuz. Bunda büyük olursa iki tane de yeterli olabilir kardeşlerim. Ve muzlu olan jelatinimiz, 1 kilo süt, 1 su bardağına yakın, tam 1 su bardağı yok bakın kardeşlerim. Toz şekerimiz, 2 yemek kaşığı dolusunca nişastamız, 3 yemek kaşığı unumuz var kardeşlerim. Bize gerekli olan malzemeler, sıcak suyumuz var, kaynamış olan suyumuzu jelatinde eritecek başlayacağız inşallah kardeşlerim. Kanalımıza başlamadan önce kardeşlerim kanalımıza abone olmak ücretsizdir. Eğer abone olarak bizleri desteklerseniz ve beğeniyorsanız paylaşımlarımızı beğenerek de bizlere destek olursanız çok memnun oluruz. Şimdiden teşekkür ediyorum kardeşlerim. Buyurun yapım aşamasına hep birlikte geçelim kardeşlerim. Değerli kardeşlerimiz buyurun Allah'ın izniyle yapımına geçiyoruz. Bakın ben bir paket jelatinimi aldım, muzlu olan jelatin. Hemen pratik yapabileceğiniz muhallebili bir tatlımız olacak. Çok hafif ve yapımı da gayet kolay. Bir de bir paket de vanilyamız vardı. Biraz önce demeyi unutmuş olabilirim kardeşlerim. Evet, buyurun besmelemizi çekiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bir çay bardağı suyumuzu koyduk kaynamış. Bakın kardeşlerim bunda 2,5 çay bardağı kaynamış su kullanacağız. Biraz daha su ilave edeceğim ve tekrar evet kardeşlerim bakın ben biraz daha su koydum. 2,5 çay bardağına yakın suyumuzu koyduk. Ve jelatinimizi ilave ederek karıştırıyoruz kardeşlerim. Bu biraz ılınmaya başladığı zaman 2,5 çay bardağı da soğuk su koyarak jelatinimizi bu şekilde bekleteceğiz biraz daha. Bakın eritiyoruz karıştırarak. Evet sevgili kardeşlerim bakın benim muzlarım küçüktü. Çok fazla sadece ortadan bölmem de yeterli olacaktır. İsterseniz bütün olarak da koyabilirsiniz. Biraz daha bakın destek yaparak yukarı kaldırdım. Sizler kardeşlerim bu şekilde birazına da muhallebi yapacağım. Bunlar soğuyana kadar biz de bir taraftan muhallebimizi yapacağız inşallah. Evet kardeşlerim diğerlerinde birkaç tane daha yaparak bu şekilde ben şimdilik sizlere böyle bakın kardeşlerim hatta fazla bile koymuşum biraz evet fazla geldi burada bu şekilde koyacağız dolabımızda bekleteceğiz kardeşlerim aynı şekilde diğerlerini de yapacağız biraz donduktan sonra muhallebimizi koyarak tatlımızı devam edeceğiz. Evet kardeşlerim ben diğer kuplara koyduğumuz bunları kase olabilir başka malzemelerde yapabilirsiniz. Evinizde her ne varsa onları kullanabilirsiniz kardeşlerim. Bakın ben artan jöleden böyle kalıplarımıza da koydum. Bunları dediğimiz gibi küçük kase büyük veya bardak hangisinde servis yapmak istiyorsanız. Evet diğerine yetmedi. Kardeşlerim buna da sadece muhallebi yaparak koyarız. Ben bunu da dolaba koyacağım bu şekilde. Şimdi bunları kaldırıyoruz kardeşlerim. Bakın ben şekerimi ve sütümü koydum. Diğer malzemelerimi de dökerek kardeşlerim. Bakın nişastamız 2 yemek kaşığı kadardı. Dolu dolu 2 yemek kaşığı.
bir paket vanilya, bunları göz göz olana kadar pişirdikten sonra indirmemize yakın vanilya koyuyoruz kardeşlerim. Bu muhallebiyi birçok pastalarda kullanabilirsiniz. Biz böyle hafif bir tatlı yapıyoruz. Muhallebili, muz jöleli, bardak ve kaselerde de yapabilirsiniz. Evet kardeşlerim. Bakın iyice karıştırdıktan sonra ben ocağımıza alacağım. Göz göz olana kadar bunu pişireceğim. Daha sonra da bir paket vanilya ilave edeceğim kardeşlerim. Evet sevgili kardeşlerimiz, bakın gayet şık sunumlar oluyor. Ben birazını koydum. Birazını da sizden beraber koyacağım. Bakın dolapta biraz beklettikten sonra gayet muzlarda içinde bu şekilde. Bakın döktüğümüzde dökülmüyor kardeşlerim. Biraz beklettik dolapta jölemizi, böyle muzla birlikte bu şekilde. Bir de kalıbımıza koymuştum, onların da muhallebisini döktüm. Şimdi kardeşlerim ben biraz muhallebimize fındık katmıştım, şimdi diğer yerlerimde yettiği kadar. Bakın kardeşlerim bunun hepsine yetmeyecek ama ben göstereyim size. Diğer kalıbımıza dökünce de muhallebimiz biraz az geldi. Evet kardeşlerim, bunların üzerine ceviz, fındık, Antep fıstığı, ne arz ediyorsanız koyabilirsiniz. Çok şık oldular ve kolay yapılan bir tatlı. Bakın baktığımızda bir tarafı gayet şeffaf görünen, diğer tarafı muhallebiyle çok çabuk yapılabilen hafif bir tatlımız oldu. Deneyecek olan kardeşlerimize şimdiden kolay gelsin. Afiyet şifa olsun inşallah kardeşlerim.